Şu anda misafir olduğumuz hocamız Süleymaniye Medresesi, Osmanlı dönemindeki Süleymaniye Medreselerinin son mezunu. Bir diğer tabirle Ali Yıldırım. Pamuk Hoca ismiyle müsemma olan hocamız, bütün tarihçi hayatını, asırlık, asrı aşan hayatını bize kendi dilinden anlatacak. Evet hocam. Evet, şimdi değerli seyirciler, aziz misafirler, 1909 İstanbul doğumluyum. Bebek'te doğdum. Anne baba nereli? Annem babam Kafkasyalı. Kafkas. Evet, oralı. Babam Müderris. Müderris. O da Fatih medreselerinden mi mezun? Yok, o Batum medresesinden. Allah. Batum'dan, oradan geliyor, orada okumuş. Evet. Oradan buraya geliyor. Efendim şeye tayin oluyor bu. Yani göçme alıyor. Artvin'e buraya. Gürcüz biz esas. Anladım. Gürcüz. Oraya tayin oluyor. Oradan sonra Türkiye'ye geldikten sonra dilekçe veriyor. Tayini istiyor bir yere, Türkiye'de bir camiden. Bu harpler 1917 Bolşevik ihtilalinden sonra mı? Evet, evet, evet. Sonra, şey olduktan sonra. O zulümden kaçmak için bu tarafa geliyorlar. Evet. Oradan geliyor. Evet. İşte ilk kaçışları gelirleri Artvin'e giriyor. Ondan sonra İstanbul'a geliyorlar. Babam evet. Buraya tayin oluyor. Dedem Sultan Reşat'ın danışmanı. Yani orada huzur hocası. 7 yaşına kadar beni götürdüler. Camilere giderdik. Cuma günleri o zaman tatildi. Hutbeleri cumada şeyler okurlardı. Padişahlar okurdu. Onun için padişahlar dinleyelim derdi. Oraya giderdik. Orada indikten sonra ufak çocuklara hediye verirlerdi. Hatta bana bir çeyrek altın verdi. Sultan Reşat. Şöyle hayal mi yatırıyorum böyle. Oraya için o altın nerede? Duruyor. Biriktirdim. Bundan şimdilik evimi aldım, dairemi aldım. Biriktirdim. 7 tane oldu tam. Maşallah. 7'si var. Hem Reşat Reşat verdi hem de Sultan Vahdettin verdi. O zaman çünkü padişahlar okurdu ya, hutbeye dedim. Evet. Hutbeye okuma giderken biz oraya giderdik. Hangi camiye gidecekse padişah, evet, siz oraya gidiyorsunuz. Evet, rahmetli babam da tayin olmamıştı buradayken. Ben tam 7 yaşında girdim, babamın tayini çıktı Bursa Ulu Camii'ye. Müderristi babam. Hmm. Babam beni hemen şeye yazdırdı. Sübyan Mektebi'ne, Süleymaniye. Sübyan Mektebi ilkokul yani. İlkokul. Evet. İşte ilkokulu, ortayı, liseyi orada bitirdik. Ondan sonra medreseye geçtik işte. Medreseye 1936'dan önden mezun oldum. 1935'te mezun oldum. Bu Süleymaniye medreselerinde hangi dersler okudunuz? Hatırlayabiliyor musunuz? Hepsi vardı. Tıptan vardı, geometriye kadar hepsi vardı. Hepsi okuttu. Hem ulumu aliye hem ulumu ehliye. Evet. Hangisini? Seni seçemedin ona. Hoca seçer seni. Ha, hoca bak, sizin durumunuza göre seçiyordu. Evet, ben bak hafız değilim. Sen de hafız olamazsın dedi. Ömer Hazretleri Hazretleri dedi ki, Ömer diyorum Hazreti Sadık Efendi. Sen de hitabetçi olacaksın dedi, konuşmacı olacaksın yani. Sen bol bol hadis ezberleyeceksin dedi. Sizin o kabiliyetinizi keşfetmiş. Evet, onu keşfetmiş. Bunlar bize bir çıkaracamadık. Onlar kabiliyet duyurken kendimizi yapalım. Onlar karar veriyorlar. Onlar karar veriyorlar. Ve hakikaten de ama işte çok üzüldüm. Hafız olamadım için çok üzüldüm. Unutamadığınız hocalar kimler? Zaten kimse kalmadı. Hepsi gitti. 1935'te medreseden mezun olduktan sonra hemen askere gittim. Hemen askere gittim. Çünkü ama nasıl asker? Öyle. O zaman tabii 2. Dünya Savaşı. Tabii. İhtiyat kuvvetleri topluyor tabii, devlet. Çok asker toplandı o zaman. Bizi niye gönderdi vazifeye? Ben İstanbul çocuğu olduğum için, İstanbul'u bildiğim için beni bir yere göndermediler. Beni doğrusu Sultanahmet'e gönderdiler. Çok acı bir şey. Sultanahmet bir tarafı kışlaydı, bir tarafı asker şeydi. Yani cami olarak kullanılamıyor, kışla yani, olarak. Evet, dışarıdan gelen askerler orada. Orada yatıyorlar, orada kalkıyorlardı. İşte oradan sevket alırdık. Sirkeci'ye indirir, Sirkeci'de trenle doğru şeye. Nereye ihtiyaçsa oraya gönderiyordunuz. Hadımköy'e, Kıyaslı ve Terkuz'a, o tarafta asker götürdü. Bu tarafta ayrı Haydarpaşa'ya götürdüler, Haydarpaşa'dan başka yere giderlerdi. Herhalde böyle geçti işte, askerim böyle geçti. Kaç bir sene askerlik yaptınız? Bir sene yaptılar bize. O zaman bekar mıydınız? Bekardım, ben çok geç evlendim. Ben 55 yaşında evlendim. 55 yaşında ama kendinizden 26 yaş küçük hanım almışsınız. Evet, aldım. Evet. Maşallah yani. Şimdi sağ mı görsen benden daha yaşlı gözüküyor. Size hizmet vermekten demek ki ihtiyarlamış.
İhtiyarlar da hizmet. Ben şimdi yardım ediyorum. Ondan ben yardım ediyorum. Sabah kahvaltıdan ben hazırladım ona. Ve derken en büyük benim ilacım dünya için hiç at arkada. Olmuş, olmamış, olmamış, yapamamış, edemem yok. Ben de bu iş yok. Arkaya tarafım. Allah'a takdirine bırakırım. Hiç düşünmem. Bu niye böyle olmadı? Niçin böyle oldu? Diye hiç düşünmem. Allah'ın takdirine bırakıyorum. Allah da bana veriyor ama. Bak da ben bir aspirin içmedim. Allah Allah. Ama başınız ağrıyor. Ağrıyor. Almam işte, almam. Ne yapıyorsunuz? Secdeye kapanırım. Beni yaratana. Abdest doktor, alıyorsunuz, doktor, namaz kılıyorsunuz. Evet, namaz kılıyorum. O ilaç mı oluyor? Hemen ilaç. Hemen. Hatta geçenlerde gene oldu bir şeyde. Şuralarım ağrıdı, şu bu disk buralım öyle. Baldırlar. Baldırım. Bizim hatun gördü. Böyle şey yapıyorum, gidiyorum. Hoca dedi, ne oldu dedi. Dedem buram ağrıyor. Bak dedi, burada kripim var dedi. Çekme dedi. Al da yut bir tane dedi. Sen benim ilaçım dedi, bilmiyor musun dedim. Olsun olsun geçer dedi. İstemem dedim ben. Gittim ben bir abdest aldım. Secdeye kalktım, ya Rab dedim. Bu hastalığı ben babamın anamın evine getirmedim. Senden geldi bu. Şifazla sen ver ya Rabbi. Sanki bıçak yasayım hiçbir şey yokmuş. Hiçbir şey yok. Aniden. Ben böyleyim. İlacım benim sabır etmek. Hiçbir şeye karışmam. Kimsenin içine gücüne karışmam. Elimden geldiği kadar herkese tavsiye ederim iyiliği. Müslümanlığı terkin ederim. Ama tattırırlar zorundan yok. Sevdirerek gel. Sevgiyle, hep sevgiyle. İşte onu anlatıyorum. Medresemiz bizim öyle bir tatlıydı ki. Evet. Hiç katiyen suret bir şey yok. Kendi evladını öyle sevmezler, o çok severler. 70 kişiydik ama medresede kaç kişi kaldı biliyor musun? Mezun olmayacaklar. 14 kişi kaldık. Ya 14 kişi ancak diploma alabildi ya. Yani. Kaldı. Çoğu gitti. Neden? İkimizin babası hastalandı. Asker olmuş, ölmüş, şehit olmuş. Efendim, kimse kalmamış. Evet, siz askerdeyken bir yıl o tevziyata yardımcı oldunuz. Evet. Ondan sonra hemen tezkereyi verdiler mi? Verdiler bizim için. Ondan sonra ne oldu? Ondan sonra imam oldum işte. İmam olduktan sonra beni şey verdiler. Yani Diyanet'te mi görev aldınız yoksa Osmanlı'da? Diyanet'te aldım ama bak bunu da anlatayım. Hı. Aldım ama ben Latin harfi bilmiyorum. Osmanlıca yazıyorsunuz. Hep Osmanlıca. Medresede ya, öyle tahsil evet, aldınız. Ondan sonra. Müftü Bey çağırdı, Ömer Bey vardı, Allah rahmet eylesin. Hocam dedi, mesela böyle böyle dedi, sen dedi, Latin harfi bilmiyorsun, seni Kadıra'ya geçiremeyeceğiz dedi. Emir geldi dedi, daha Kadıra'ya girmemiştim. Ama yapıyorum imanlık. Hatta maaşım bana toplamda da tam para verdi dedi. Kadıra'ya giremediğim için maaşı evet. Bulmuyor ama tayin oldum. Ama emir gelince böyle, bana dedi, seni Kadıra'ya alamayacağız dedi. Ne yapacağız? Sen dedi şey gidecektin dedi, Latin harfi öğreneceksin. Nasıl öğreneyim ben şimdi? Kolay dedi. Benim de tanıdıklarımız var, öğretmenler dedi. Sana öğretirler. Sana da götürür dedi. Sen bunu bir iki ay yapacaksın. Sadece harfleri öğreneceksin yani. Bir şey öğreneceksin, okuyup yazmayı öğreneceksin. Başka tarih mi, coğrafya mı, bir şey yok. Onları zaten biz okuduk. Yani Latin harfi bilmediğim için beni kadroya geçirmediler. Öyle kadrolu olarak nerede görev yaptınız? İşte şeyde, Yahya Efendi. Yahya Efendi Camii'nde. Yani, orası benden evvelki 3-4 hocadan evvel orası dergahı. Sonra orası cami oldu. Ne dergahıymış orası? Dergah işte, zikir dergahı. Zikir dergahı. Sonra Nakşilerin mi, Kadirilerin mi, hangisinin? Kadiri dergahı. Kadiri dergahı. Zikir. Evet. Nakşibendi şeyde, Fatih'te. Evet. Ali Haydar Efendi'nin şeysi. Orada pek meskun mahal değildi o zamanlar değil mi orası? Yahya Efendi Camisi'nin. Nesi? Oralar görev yaptığınız caminin etrafında çok meskun mahalle yok. Yok, hiç yok. Cemaatiniz? İşte orası dergi olduğu için yoktu. He. Sen gene yok. Gene yok arkadaşlar, hemen anlatayım. Park karşılığında caddede var bir yanda ama oteller var, bir şey de var ama. O zaman onlar da yoktu. Çırağan Sarayı'yla statuara yapıldı. Siz caminin tefrişatının çalınmaması için de pek camiden ayrılmıyorsunuz. Ayrılmıyorum işte, onun için ayrılamadım. İnanır mısınız? 42 yıl kaldı, bir gün izinim yok. Allah Allah. Ya. Çünkü bu kadar eşyalar var içeride. Yahya Efendi'nin terlikleri orada. Meşhur terlikleri var. Ona takıneler orada, kılıncı orada. Ondan sonra ibriği orada. Hatta havlusu bile oradaydı.
Bana o keramette zaten anneciğim hadiselerini kerametlerini ondan aldı bana, Allah verdi bana. Allah Allah. Ona hizmet etti bütün. Hatta bana teslim aldım Hoca Efendi, Hacı Yakup Efendi ofluydu. Dedi Molla sana dedi bir şeyini söyleyeceğim. Bunları dedi yaparsan Hazretin dedi çok dedi şeyini sana gösterecek. Dedim, ömrünü bana kendi kendine ödüyorum şimdi kendine. Ömrün bana ne şey olabilecek? Dedi. İnşallah dedim. Bak dedi bunlar terlikleri. Bunlar dedi ibrik ibriği. Bunlar dedi takıyeleri. Bu dedi asıl peşkiri dedi. Ne yapacağım bunları? İbriği de dolduracaksın dedi. Boşalacak o dedi. Kim bunu kullanıyor? Kendisi kullanıyorum dedi. Allah Allah. Kendisi kullanıyorum. Terlikleri dedi takıyla hep giriş istikamete çevireceksin. O içeri doğru girer dedi. Sen dedi oraya doğru çevireceksin. Peşkiri her hafta yıkayacaksın dedi. İbrikte su kalmadığı zaman da bir dolduracaksın dedi. İnşallah dedi. Daha ilk gece başladı bana. 1936 gecesinin yani şeyinde. Baktım ki hava güzel, yaz. Ben de caminin, mihrabın yanında minderim vardı. Dedim yukarı çıkmayayım dedim, şurada yatarım zaten. Geç yatıyorum. Kimse yok, kalkıyorum yatıyorum. Yattım orada. Yattıktan sonra baktım, radyeye birisi vuruyor bana. Molla kalk dedi. Baktım kimse yok, Allah Allah, rüya görüyorum galiba dedim. İkinci bir daha, tekrar bir daha. Korktum ama. İlk gece daha bu. Evet. Gencecik hocayım. İyi yok, cin yok, her taraf, kimseler yok. Korktum yani. Mezarlık var tabii. Tabii. Daha bir tecrübem de yok. Üçüncü sefer yine biraz daha fazla sesinden şey yaptı. Kalktım dedim ki araba dedim. Dışarı kapıyı vuruyorlar. Gittim kapının arkasına baktım. Sürgü var, demir sürgü var. Açtım baktım, kimse de yok. İçeri geldim, baktım saat çalıyor. Tın 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 üç. Saat üçte beni uyandırmış. Tam teheccüd vakti. Tamam. İşte bakın halen de kaç sene oldu bak. Şimdi nerede olsam, yazlıkta, kışlıkta, otelde, misafirde. Saat üç oldu, beni yine kaldır. İnşallah bu sizin güzel anlattıklarınızdan istifade ederler de biz de i̇nşallah, dua alırız. İnşallah, inşallah. Almanız lazım kardeşim, Allah'ım. Daha neler var, neler var. Ama böyle bir saat, iki saatte bitmez bu. Yani aklınıza geldikçe anlatın bence. Anlatacağız ama. Sene 1900... 39 ya 40 seneler şimdi böyle. Dedim ki, hocam daha sağ. Süleyman Hocam, sen yanına. Dedi bir sabah namazı için arkasına kılmak istiyorum. Hem de özledim dedim, hocamı göreyim dedim. 35'ten beri bir daha görmediydim. 5 sene geçmiş aradan. Yani yeni bir yere gidemiyoruz, ayrılamıyorum. Neyse ben kapıları kilitledim öğlen namazını kıldıktan sonra. Pardon, öğlen dedim, yatsı namazını kıldıktan sonra. Yavaş yavaş dedim, o zaman tramvay var ama tramvay kesilmiş o saatte. Baktım ki aşağıya indim, geldiniz hiç şuraya? Yahya Efendi gelmedi mi? Yok. Merdivenden iniyor aşağıda. Bir sokak içindeydi zaten, tepe tepede. İndim aşağı doğru, baktım bebek taraftan bir tramvay geliyor. Allah Allah dedi, bu saatte dedi, tramvay işlemez ama nedir dedim. Neyse, durdurdum, işaretledim, durdum. Nereye gidiyorsun dedim. Eminönü'ne gidiyor dedim. İyi dedim, beni de alır mısın yanına dedim. Ben de Eminönü'ne gideceğim dedim. Hay hay geç dedim. Tramvay içinde ne var biliyor musun? Kazma kürekler var. Allah Allah. Yol yapmaya gidiyorlar Eminönü'nde, tramvay yollarını yapıyorlar onlar. Neyse Allah razı olsun, beni aldılar, Eminönü'ne kadar gittim. Eminönü'nden de küçük pazarda hemen Süleyman'a çıktım diye. Yani. Ben oraya çıktım, baktım ezanlar okunmaya başladı. Sabah ezanlar. Yayan gelsem yetişemeyecekmişim. Bayağı yaz var aşağı yukarı. Bir saat sürer. Belki Allah niyetinize uygun olarak tramvayı gönderdi. Gönderdi, Allah gönderdi çok şükür. Tesadüf, biraz daha geçersem belki git, çıkacak bir daha yok. Neyse çıktım. Aa Molla gel bakalım dedi. Hayır dedi, niye geldin? Dedim seni özledim dedi. Ben demiş sabah namazı arkanda kılayım. Onun için geldim dedi. Hoş geldin dedi.
Hoş bulduk, oturduk falan. Sünnetlerimizi kıldık. Mezun efendi kamerik getirdi. Şöyle baktı, üç kişiyiz. Safta. Dedi ki, saflarınızı düzgün tuttunuz, Allah'a rahmet üzerinize olsun dedi. Ben dedim ki, kendi kendime şöyle boynumu büktüm. Zaten üç kişiyiz dedim. Neydi bu? Zaten düzgün safla. Bu benim tebessüm ettiğimi hemen farkına varmış. Anladın. Hemen tuttu kolundan, mihraba çekti beni. Çekti. Parmağına yaşadı, başvuruya durdu, camiye durdu. Cümle kapısı, büyük cami, Süleyman Camisi. Gittiniz mi oraya? Evet. Baktım, aman Allah'ım ne gülüyor. Arı uğultusunu göz önüne al, kulağına getir bak. Böyle arı uğultusu gibi. Haçtaki gibi. Evet, aynı vaziyette. Ve beyt, kelime işaretler, kelime işaretler, okuma, Arapların şeyinden böyle. Yani arı uğultusu gibi. Millet içine doluyor. Bütün melekler. En beyaz elbise hepsi aynı boyda. Aynı boyda. Öyle doldu ağzına kadar. Ağzına kadar cami doldu. Neyse namazdan sonra. Bu üç kişi kaldık biz. Öbürleri çekti gitti. Meleklerden gittiler. Dedi ki ama bana buldu. Taşı bana attı. Ben neye bir tebessüm ettim ya. Yani üç kişi neyine safları düzgün tuttunuz der gibisine. Hakikaten öyle. Hem tebessüm yok. Kahkana gülmedim yani. Tebessümle şimdi baktım. O zaman dedi ki camiler, mescitler boş kalmaz. Niçin biz size diyoruz ki saflarınızı düzgün tutun, sık tutun. Aranıza şeytan girmesin. Melekler dolduruyor oraları. Melekler doldurur. Onun için sık ve düzgün tutun dedi. Ben bunun için söyledim. Yoksa ben size dua ediyorum dedi. Siz de sesini çıkamayın. Öyle değil zaman sanki caminin içerisinde inledi. Amin diye bir başladı. O fiksi istekler söyledi. Ben üç kişi dedim ya. Ondan sonra camide olduktan sonra ikinci bir sefer tekrar başladım. Saflarını düzgün tuttunuz. Allah'ın rahmeti verir gözünüzü tuttunuz. Caminin içerisinde sanki Mekke Mekke'nin gibi. Amin diye bir ses çıktı. Bizimkilere söylüyorsun hiç olan olmuyorlar. Ya dua ediyoruz tekrar. Saflarını düzgün tuttunuz diyoruz. Ne uzatmayalım. Bu birinci hadise bu. İlk hadise şey bana burada. Kimin için oldu bu? Yahya Efendi'nin hadisten hizmeti için. İşte Hoca Efendi bana demişti. Çok şeyler sana gösterecek bana diye. Hakikaten Allah'a çok şükür. Bir de cenazeyi anlatayım işte sen. Buyurun. Sene 1900. Aynı sene. 36. Sen yardım et bana. Çünkü mecbursan şey vereceksin. Yeni Türkçe'den kamet şey yapacaksın. Sena vereceksin. Siz de bugüne kadar hiç yapmamışsınız. Hiç yapmadım. Öğrendik ama yapmadım. Allah nasip etmedi işte bak. Orada emir hoca olduk. Oradan emekli olduk. Allah nasip etti. Belki başka camilerde olsa okuyacaktım. Belki okuyacaktım. Velhasıl ama ya. Siz okumakta istemiyorsunuz tabii. İstemiyorum tabii. İstemiyorum. Yani mantıksız bir şey. Tanrı oldu, Tanrı oldu. Olunmuyor şey ya. Sen nasıl değiştirdin bunu ya? Biraz uzatmayı yaptık. İkindiye yetiştirdiler camiye, getirdiler cenazeyi. Aldık o zaman cenaze arabalarından da yok. Omuzda gidiyoruz. Cenaze. Omuzdalar. Neyse orada omuzda aldık. Merdivenlerden aşağı indik. Ortaköy camisi şeyine, mezarına götürdük. Mezarına götürdük. Defnettik. Hazırlamışlar hepsini de orada. Kapattıktan sonra şimdi başladı taziye diye. Cenaze sahibinde taziye bulursunlar burada da. Başını sağsın, başını sağsın, çekip gidiyor. Kimse kalmıyor. Bir kala kala bir cenaze sahibi kaldı. Bir şey, mezarım ben, bir de ölen kadının oğlu. Evet. 18-20 yaşlarında bir oğlu var. Neyse, hepsi gittikten sonra ben kalktım. Bazını yapacağım, talkını vereceğim. Şu kadar hatırlayabiliyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim dediğim, orası bir sallandı böyle. Ayaktaydım, düşecektim bak. Gencecik imamdım. Allah Allah. Öyle bir sallandı ki eyvah dedim. Bu sallandı dedim. Şehir için olduysa bir tane ev kalmamıştır. Öyle bir şiddetli, öyle bir şiddetli. Ve bu arada da kabrin içinde acı bir ses. Acı bir ses. Sanki bir yerden, bir kapalı bir yerde bir ses geldi. Nasıl acı acı geldi bari. Allah Allah. Öyle bir acı ses. Hemen cenaze sahibi dedi. Hocam dedi. Hadi bu zehirlerini
hareket duyduk dedi. Bir zencir oldu dedi. Hadi sade orası olmuşa. O anda olmuş. Ama dedi bu ses nedir dedi. Ben buna dedi. Biz bunu da morttan getirdik dedi. Acaba mortta öldü diye bayıldı da buraya mezarın içinde dirildi. Dedi. Mezar dedi evladım mezar aç bakayım da bakacağız dedi. Mezar dedi aşamayız efendim. Dedi savcılıktan bir kağıt gelmezlerdi hakim. Evladım ben hakimim zaten dedi. Bütün mesleği üzerime alıyorum mezar aç bakalım dedi. Neyse açtık. Cenaze sahipleri. Cenaze sahipleri. 3-4 tane tahtayı çıkarttık. Kefenin başı açık kadın, kadın cenaze böyle açık. Ne görelim? Kömür kesmiş kömür. Burada 5 dakika daha içinde olmamış bu. 5 dakika içinde. Simsiyah kömür kesmiş. Başında bir tane saç yok. Kocası gördü. Kapat kapat dedi. Oğlunu zaten yanaştırmadı. Annesinin vaziyeti görmesin dedi. O da hemen kapattı. Ben gittim şimdi tuttum. Cenaze sahibini. O zaman başı açık kadınla sadece Hristiyanlardaydı. Yahudiler, Ermeniler, Müslüman kadınlar hepsi kapalıydı. Hep çarşaflıydı, başörtüleri güzeldi. Mantıda zaten yeni gelmişti ama hep yine kapalıydı. Müslümanlardan başka hepsi açık ederdi. Hanım derdim, bak Müslüman derdim dedi ama evet memurluğum yaptığım için benim şey, başım kapalı değil. Ailemin kapısı artık emekli oldum, sen de başını kapatıyor. Diye söylemiş ailesi. O da şu cevap vermiş, demiş ki hanım hanım başını kapamaktan Müslümanlık olacaksa olmasın böyle Müslümanlık dedim diye. Bunu söyledi. İşte dedim görün. Bir o günkü hali gördüm, bir de şimdi görüyorum. Allah muhafaza. Allah muhafaza. Ama bunda şirk var orada. Ve bunu ben bu hadiseyi... Tesettür-i inkar var orada. Tabii. Bunu ben şeye anlattım. O zaman İstanbul müftüsüydü şey. Ömer Nasuh Efendi. Evet. Ona gittim. Anlattım. Hocam mesela böyle 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 oldu. Bana molla, molla dedi bu hadiseyi kadın cemaatlerine çok anlattı. Çok anlat dedi. Camilerde anlattınlar dedi. Çok mühim bir şey dedi. Hakikaten hiç anlatıyorum Allah'a çok şükür. Ama tutan tutuyor, tutmayan bilmiyorum. Aile hayatından anlatın isterseniz biraz. Nasıl müşerref oldunuz hanımefendiyle? Şimdi aile hayatta şöyle oldu. Bir tane de kimse yok. Yabancıyım zaten burada. Bebek'te oturuyorum ben. Meskun mahal yok. Yok. Zaten babamla gittiler şeye. Bursa'ya. Beni yazdırdık, okula yazdırdılar. Çektiler gittiler. Biz abimle kaldılar. Abim de vefat edince, abim, yengem kaldı yalnız. Babama haber gönderdik. Benim bir ufak kardeşim daha var, ufak. Bunlar da hepsi rahmetli oldular. Evet. Oldu. Onu gönderdi. Yengemi alacak burada, götürecek eşyalarına beri onu götürüyor, onu da oraya götürdüler. Ben burada yalnız başına kaldım. Kime danışacaktın, ben evleneceğim diyecektin. Kimse yok, kalmadı. Camiden cemaat yok ki onlar da faydalı olsun. Yok, evet. Birkaç kişi cemaatten vardı. Batmanlık yapıyorlar Beşiktaş'ta, onlar cumadan cumaya gelirlerdi camiye de. Bir tanesi, biraz samimi olduk, konuştuk. O da meğer ki bizim hanımın babalarının memleketinden. Trakya'dan. Trakya, şeyci. Selanikli. Selanikli'ymiş. Oradan gelmiş, Selanik'ten gelmiş. Karacova deniyor bir yer var. Oradan gelmişler. Ondan beri. Ondan tanıyor. Ben de böyle biraz yaşlanmaya geç oldum. Hocam sen de bekarsın kalma dedi. Ben bekarım dedi. Niye evlenmiyorsun dedim. Yok dedi. Nerede bu dedi. Bir kısmet olmadı. Ya dedi. Hocam benim dedi bir tane de kalmış. Memleketler var dedi. Şarkı dedi. Mirat'ı Şarkı dedi. Onların kızları vardı galiba onların dedi. Duruyorsa bir tane sana isterim dedi. Kısmet olur dedim. Neyse bir ay sonra gitmiş bundan oraya. Memleketler olduğu için. Bakıyor görüyor. Kayınpederlerimizin rahmetli. Ondan konuşuyorlar. Kayınpederlerimizin konuşuyorlar. Hem hemşeri hem de bir akrabalık da var. Aile tarafından. Onların da akrabalık da var yani. Ya aile tarafından ya da anne tarafından ya baba tarafından. O cemaatin. Cemaatten. O zaman dedi ki gelmiş. Demiş ki görelim mi demiş kayınpederi. Gelsin dedim görsün. Kızımız da görsün. Biz de görelim. Bana dedi ki geldikten sonra hazır olduğa gideceğiz dedi oraya. Dedi, niye? Bir tane otobüs var günde dedi. Ondan gideceğiz. Ertesi o gece orada yatacağız dedi. Ertesi gün buraya geleceğiz. Ona göre hazırlandım. Olur dedim. Gittik. Camiyi kime bıraktınız?
Dinle onu da bırakayım. Müftüye gittim, müftüye dedim ki ben mesela böyle de bir izdivaç yapmak istiyoruz falan, ya bir hanım varmış. Kız görmeye gideceğiz. Göreceğiz mi? Dedi ki cemaatten kimse yok mu? Var dedim, bir ihtiyar bir adam var dedim. Bırak dedi kapıyı ona dedi. Zaten senin cemaatin yok biliyoruz dedi. Sana kimse olmuyor. Cuma günü cumaya sokuldu. Tamam. Ben dedim bir gece kalacağım, ertesi gün gittim. İsmail Efendi bir üstü vardı, yaşlı bir adam derdi. Bir o vardı işte, o da yaşlıydı, pek zor geliyordu zamanı. O geldi, ona rica ettim. Tamam hoca dedi, yaparız dedi, bir şey yaparız dedi. Merak etme sen, git dedi, işini gör dedi. Neyse, bir haftaydı işte böyle gitti, ona bıraktı burayı. O gün gittik. Gördük, beğendik ama şimdi ikna etmek var. Ben ne kadar biraz yaşlıyım ya, 55 yaşındayım. Kayınpeder onun değilse halden anlıyor ama kayınvalide biraz mırın kırın yapmayacağını, baba mı diyecek gibilerde. Aşağıda 27 yaş ne var, 26-27 yaş var aramızda tabii. Kayınpeder ağırlığını basmak istemiş, olacak demiş. Sen hiç merak etme. Ondan sonra bir kıza soralım bakalım yani. Kıza sor. Bir zaman diyor ki kızı, baba diyor siz ne dersiniz olur diyor. Ben de sizin sözünüzü kıramam. Benim şansım buymuş demek diyor. Razıyım diyor. Allah'ın takdiri buymuş diyor yani. Neyse. Kısmet oldu. Hemen nüfus kağıtlarını bıraktık. Nüfus kağıtlarını bıraktık. Mamiller yoklar. Bir hafta içinde hepsi hazır ettiler. Eşyalar koydular, aldılar getirdiler. Bir hafta da oldu. Bir hafta içerisinde. Gördükten sonra bir hafta. Bir hafta. Maşallah. Çok hızlıymışsın. Allah nasip oldu. Allah nasip etmiş demek ki. Ondan sonra orada 78'e kadar orada kaldık. Bir tek odaydı ama iyiydi, çok iyi bir yerdi yani. Nerede kaldınız? Bizim lojmanda, şeyin lojmanı var, bir tek odaydı. Caminin lojmanda. Yukarıdaydı. Çok güzel bir yerdi. Ufaktı ama çok şirindi. Güzel bir yerdi. Boğazın nazı çok güzeldi. Evet. Her tarafı. İşte o gün bugün emekli olduktan sonra o verdiği altından da 3-5 kuruş daha biz biriktirdik vardı. Şimdiki oturduğum daireye aldık. Düğündeki altınlar, emekli parası. Emekli parasından onlar. Evet hocam, daha başka Osmanlı döneminden bugüne kadar olan değişiklikler, ondan sonra ülkemizdeki insanların, gençlerin durumu nereye gidiyoruz, ondan sonra gençlere tavsiyeleriniz ne? Siz zor şartlarda okudunuz. Hocam, bugünkü çocuklarımıza neler söylemek istersiniz? Hiç yokluk çekmedik biz okurken. Elhamdülillah. Hamdolsun. Çünkü talebe-i ulum olmanın bereketini mi yaşadınız? Bereketini. Allah Allah. Çok bereketli yaşadık. Hiç sıkıntı çekmedik. Ne giyimede, ne elbisede, yemende, ne yetmiyordu. Temizlik mi temizlik. Ama disiplin var mesela. Üç kişiden tek göndermezlerdi. Gideceğimizde üç kişi olurduk. Tatile çıkardık ya. Evet. Çıkardık pazar günü işini. Çıkardık, gezerdik. Üç kişi yine üç yandan okula gelirdik. Yani şeytanın arkadaşı olmasın diye. Olmaz mıydı? Böyle. Tedbir. Böyleydi. Çok iyi. Bolluk sonra çok. Hiç sıkıntı görmedik. Ama köylü biraz çekti, sıkıntı çekti. Şeye bağlandı, mesleğe bağlandı diye işte. Evet. Bulamadı. Ama bize bir şey yoktu Allah'a. Bolluktu. Mesela gıda, et, çubu çok boldu. Bir ekmek sıkıntısı vardı ama öbür şeker boldu. Bir de şeker sıkıntısı vardı. Ekmek, bir de şeker sıkıntısı vardı. Bu da şekeri memurla gelmelilerdi. İşte bu mezarında otursun diyelim inanın. Çok yaptı, memuruna baktı. Köylüye vermedi böyle şeyi. Şeker vermedi. Kumaşı şeye verirdi. Memuruna? Memuruna verdi, şeye vermedi. Kaput bezi verdi. Halka. Böyleydi, bunları hep gördük. Sonra işgal kuvvetlerinin buradaki şeyini de anlatayım. Hiç bir zorluk göstermediler bize. İşgal kuvvetleri? İşgal kuvvetleri. Neydi? Mesela karakollarda bir tane polis, bir tane subay onlardan. Onlar da vardı mesela, polislerden vardı, onlar da vardı. Karakollar böyle büyük yerli kaymakamlıklar aynı vaziyette. Yalnız en son artık işgal kuvveti buradan gideceği an Şehzade karakol, şeyini bastılar karakoluna. Orada bir 15-20 kişi öldürdüler. İşgal kuvveti. Burada tam gider ha. Onlara hiçbir şey yapmadılar. Bir silah bir yerde patlatmadı. İşgal kuvvetleri mi patlatmadı? Evet. Hiçbir şey yapmadı. Ne zina, ne bir şu bu yok. Ama şey sen verdi. Onlar içkiler, kumarlar, onlardı. Kendileri yapardı. Müslümanlardan yapma yok. Hep sadece onlardan yapardı. Bağırmak, çağırmak yok ama.
katiyen bağırmadı, onlardan da bağırmadı, bazı serseri. Yakın tarihi anlatayım. Fahrettin Kerim Gökay vardı. Evet. Hem belediye başkanıydı hem şeydi. Meşhur, evet. Valiydi. Onun devrine kadar İstanbul'da içki içip bağırıp çağırdığının cezası sopa, hemen yakaladı onu doğru şeye götürdü. Beşiktaş'ta iskele vardı, çöp iskelesi. Çöp iskelesi mamanaya koydu, doğru ayıstadı. Bırakırdı, ayılınca burada kalsın. Cezası buydu. Sen imkan var mı bağırasın sokakta? Ama Hristiyanlar içerileri bağırmazlardı. Bağıranlar bizim Müslümanlar da içenlerdendi. Onlar da böyle istihar ederdi. Ne zamana kadar devam etti bu? Hilafete kadar böyle devam etti. Hilafet düşünceye kadar. Hilafetten Hilafetin sonra, kaldırılmasına kadar. Evet. Hilafet kaldıktan sonra serbest edildi işte. Kıtlık işte o zaman başladı. Hilafetten sonra kıtlık başladı işte. Ama memura göre bir şey yoktu. Memura çok iyi bakıyordu. İşte komünistin birinci şartı bu. Memura iyi bakıyor. Köylü şey yapan, üreticiye yok. Onlar çok sıkıntı çekiyorlar. O zaman hep gördük bunu. Ama babam memur olduğu için biz sıkıntı çekmedik. Babam zaten müderristi, öğretti. Dedem zaten, dedem şeyde yatıyor, Ahşam'da yatıyor burada. Ahşam'da mı? Ahşam'da zaten yatıyor. Evet. Şimdi eviniz buraya yakın mı? Aksaray'da. Aksaray'da. Nasıl gelip gidiyorsunuz buraya? Tramvayla gidiyorum. Maşallah. Şimdi Fahri vaizliğiniz devam ediyor. Değil. Hangi camilerde vaaz ediyorsunuz? Pazartesi, Perşembe burada. Pazartesi, Perşembe. Cumartesi şurada Raşit Camisi var, ufak bir cami orada. Efendim. Gene öğle namazından önce mi yoksa? Evet, hemen önce ve ikinden eve. Burada iki sebep oluyor, orada da iki sebep oluyor. Cuma anında pazar Kılıçdaroğlu'ndayım. Kılıçalı Paşa Camisi'nde. O Selman Hoca var, dünya bilinçli. Onun camisinde. Cumhuriyet'ten geldi çok oraya. Evet. Başbakan geldi. Başbakan geldiği gün ben gidememiştim. Görüşemedik onunla. Rejimine görüştük ama rejim bir plakat verdi bana. Şöyle. Ne plaketi? Gördüm. Şey yani. Bir ayet. Plaketi zaten. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Başarılar değil. Allah uzun emrimizi uzun etsin. Evet. Yazdım işte. Yazdım. Bize şu kadar bir şey. Onu bir de boy resim diyelim. Göremiyorum işte. Evet, nasihatları dinlediğini söylüyorlar. Söylüyor mu? Evet, büyüklerin nasihatlarını dinlediğini söylüyorlar. İyi, yaman dinlesin. Acaba benim ikini duyduğumu bilmiyorum. Ama gelecek elinde benim yanımda almadık. İsterseniz buradan da nasihat edebilirsiniz televizyon kanalıyla. Ederiz tabii. Allah uzun ömürler versin. Ona da. Ve derken cihatında tavsiye etmeyin. Şey yapmasın. Gevşek olmasın. Cihatına devam ettirsin. Dini bakımdan. Yani milletine... Heh. Hiç taviz vermeyecek. Hizmette devam. Hizmette devam etsin. Okullar demiş, şurada demiş, burada demiş, yok. Her tarafta cihattır. Zorluk yok. Kimseye baskı da yok. Allah için yardım etmek. Evet. Onun için Allah sana yardım etsin. Ona yardım etsin. Allah muvaffakiyet etsin. Uzun ömür etsin. Onlardan da bize dua edin. Hocamıza daha bize dua edin de biraz daha uzun ömür versin de biraz daha bize cihat edin diye. İnşallah. Tavsiyemiz bu. Sizin böyle cemaate vaaza gelen beyefendiler olduğu gibi hanımlar da vaazınızı dinliyorlar mı? Şey günü, Ramazan'da çok. Var, kadınlar da var. Yukarıya kadınlar çıkıyor. Yukarıya çıkıyorlar kadınlar. Kadınlar da vardı yukarıda. Evet. Bugün sohbeti. Onlar da sohbeti dinliyorlar. Dinliyor, yani. Onlar dinliyor. Yukarı dinliyor. Ama Ramazan'dan daha çok oluyor. Hemen iftara yeteriz, biz hemen çıkıyoruz. Kadın doluyor ağzına kadar. Maşallah. Hep nasihat. Hep nasihat. İyilik. Din nasihattır. Din nasihattır. Ya. Allah uzun ömür versin. Başımızdan sizi eksik etmesin. Amin. İleriye yönelik neler arzu ediyorsunuz? Neler yapmak istiyorsunuz? Verdikçe. Ömür verdi. Peygamber Efendimiz sünnetine sarılsınlar. Allah'ın kitabına sarılsınlar. Evet. Namazlarını kılsınlar. Peygamber Efendimiz'in üzerine sünnetlerini bir üzerine taşısınlar. Ama maalesef soruyorum mesela, diyorum ki Peygamber'i seviyor musun? Seviyorum. Ama yazık diyorum, sen diyorum, sevmiyorsun. Niye sünnetini yapmıyorsun? Ben size sakal bırakın demiyorum. Sarıkla sarın demiyorum. Şalvarla giyin demiyorum. Ne diyor? Başına bir takke takma namaz kılarken diyorum. Onu da yapmıyorsun diyorum. Hani Peygamber'i seviyordun? Bunu tavsiye ediyorum işte.
Bir defa üzerinde sünnetleri yok. Sen bugün kusur faizsin ya. Sen oraya cübbenle sarığın altından aldın, bir. İkincisi, hiç olmazsa bir parmak sakın olmaz. İki. İki, sözü dinlersin. Yoksa sen bunu yapmadın mı dedi. Sen kimseye vaizini anlatamaz, anlattın da tutmazlar. Evet. Bunu istiyorum ama bir çıkarmıyorlar televizyona bir konuşacağım bunu böyle. Biz çıkarıyoruz inşallah sizi inşallah. İnşallah. Ama ben şahsen söylemek lazım. Evet. Yani, siz Allah nasip eder, ömür verirse Cenab-ı Hak alem-i ahirete gidinceye kadar neler arzu ediyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İslam'ı yaymak istiyorum daha çok. Çok çok şahit etmek istiyorum. Bildiklerimi anlatayım diyorum. Çünkü öbür tarafa ben gittim gördüm. Bu hadiseler bana gidip oraya gidip görmüş gibi anlattı. Mal oldu. Mezartek hadisi. Hangi bir imam görmüştü böyle? Rabbim size gösterdi. Gösterdi. Safları mezarsın. Hangi imam görebilir? Bana böyle yap parmağını işaretledi. Bak şu ülkeye dedi. Siz İstanbul'dan 3 defa çıkmışsınız. Başka o da 3 defa hacca gitmişsiniz. 2 sene vazifede gittim. Ama hacaneye götürmemişsiniz. Götürmedim. Bunu da anlatayım. Anlatın bak. Ben o zamana kadar 3 defa gittim. Şeyinde. 2 defa muvazzaf olarak gittiniz. Evet. Ama sonra gittim. Müracaatını yaptık ama sonra gittim. İlk şeyimi emekli olduğumuz, en son emekli olduğum zaman gittim. 78'de. Emekli oluncaya kadar ben şey yapmadım. Yani 52'de bir gittim. Bir de 59. Ya 59 ya 50. İhtilalden bir sene evveldi. 59 o zaman. O zaman 59 oldu. Bir de 52'de gittim. Vazifeye o zamana gittim. En son 78'de gittim. 78'de gittim, hanımı da götüreyim dedim. Niyet ettiniz? Niyet ettim. İkimiz beraber gideriz dedim. Velakin müracaatımızı yaptık. Günümüzü alacağız. O zaman arabalar şeyden kalkıyordu, Aksaray'dan kalkıyordu. Ulusoylar şirketler götürüyordu. Karayoluyla gidiyordu. Karayolu, otobüsle gidiyordu. Yazıldık orada. Dedim ki, deyin bakayım birkaç gün geçtikten sonra neyi hazırlayabilirim, bir şey alacak giderken ne lazım falan diye sorayım dedim. Otobüs cezasına. İsmail Efendi, Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Hocam dedi, ben de zaten sana gelecektim dedi. Hayırdır dedim. Dedi, demin sen oldu dedi, biletler pahalılaştı dedi. Sen de şu kadar para yataman lazım dedi. Yapma ya. Biz ona göre hazırlandık. Benim param bu kadar. 50 bin lira paraydık kendimize. Onun içerisinde gidip gelince kadar harçlığımızı da yaparız dedi. Geldikten sonra yine maaşımızı alacağız. Kısmet olsa dedi. Şimdi burada 50 bin liradan dedi. Dedi 35 bin lira oldu dedi kişi dedi. 20 bin lira fark var. Ben ne diyeceğim? Al dedim işte bir git. Yok dedim. En üç parayı aldı gidemem. Kimden aldı en üç parayı? Geldim eve anlattım böyle. Hacı kadın dedi ki, hacı değildi o zaman. Ama esas hacı o. Size sabrettiği için. Evet. Mesela böyle böyle dedim. Ben gittim nasıl iki sefer. Bu sefer sen git dedim. Evet. Seni de bir kadın kahveye koyarım dedim. Gidersin. Gitmem ben dedim. Niçin? Ben de ya senden giderim ya oğluna giderim dedim. Ben başkalarına gidemem, rahat edemem. İsrar ettiysek olmadı. İsrar edemedik yani. İkna edemedik. Olmadı. Gitmişti. Sen yine git dedi. Biz hazırlandık, gittik. Evden aşağı çıkıyorduk. Valizim elinde. Helal da çıkıyor. Baktım ağlıyor buradan gözü yaşlandı. Ben hiçbir şey yapamadım. Dedi ki inşallah dedi. Beni orada görürsün dedi. Allah Allah. Şu kelimeyi ben de kaydı tabii. Ne diyorsun? İnşallah dedim. Girdim. Neyse, hacımızı yaptık ettik. Kıtrava döneceğiz. Ertesi gün bu veda tavafa, veda tavafına da bu tavafa döneceğiz.
O gece ben hiç Mescid-i Nebevi'den hiç ayrılmadım. Çünkü ertesi gün tavaf var, sonra tavaf veda falan. Orada sabah kadar oturacağım. Akşam namazını kıldım, çıktım, abdest tazeledim, yemek yedim, geldim, yatsıyı kırdım. Yatsıdan sonra biraz zikrettim, ondan sonra baktım yorulmuşum. Çıktım bir dedim, daha çıkmadan, ölmüşüm, mihraba doğru şöyle bir yanda yaslandım, dalmışım uykuya. Baktım uykuya dalmışken tam iki de orada ezan okunuyor. Evet, bir teheccüd ezanı evet. Var, bir sabah ezanı evet. Var. O birinci ezanda uyandım ben. Ondan sonra kalktım, saate baktım. Çıktım, bir abdest aldım, tazeledim. Geldim şimdi, ikinci ezanı okundu deyip ben. İkinci ezan okumadan, ben dedim şurada bir iki rekatta namaz kılayım, nafile namaz oldu. İki rekat namaz kıldım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Baktım ki bizim hanım burada iki metre yerinde oturup duruyor. Beyaz başörtü. Uzun etek orada. İnanır mısın? Başımı böyle çeviremiyorum bir türlü. Kaybedeceğim diyecektim. Hep böyle kaldı başım. Ne yapayım, ne yapayım? Kalktım şöyle, dedim, kalkayım da tam karşısına geleyim. Ben tam karşısına kalktım, tam karşısına geldim, kayboldu. Neyse bu rüya mıdır, nedir? Rüya falan değil, hakikaten. Ama belki dışarıdaki duyanlar, şunlar, bunlar, sen, ben diyelim, bu rüya gibi değil, canlı, hakikat. Çünkü selam verdim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah, esselamu aleyküm ve rahmetullah. Uykuda dinleyebilir misin? Yok. İşte kafam böyle kalınca, işte o zaman görmek için kalktım ayağım. Bir tane melek bunu, kanadını bir tane böyle almış, şeyin arkasını getirdi. Böyle getir dedi, gelirken iki kanadı üzerine getir dedi. Allah-u Ekber. Şu bizim millete laf anlamak çok zor. Allah hidayet etsin dedi baş başa. Allah hidayet etsin. Bir türlü bir takkiyi taktıramadım başına. Hazreti Ayşe Validemiz buyurdu ki, ya Resulallah senin o kıyamet günü dediyse ümmetleri nasıl tanıyacaksın dedi. O kalabalık, o mahşerin dehşetinden dedi. Ya Ayşe dedi, onlara ben dedi, Allah'ın uzak durdukları zaman Allah gönderdiğine başlarının hepsi takkirleri olacak. O takkirler hepsi bir altın taşla tebettet olacak. Onlardan tanıyacağım bunu. Sen bunu yapmazsan neden tanıyacaksın İzzet Peygamber'im? Evet sende imanı var ama cezasını çektikten sonra ama Peygamber tanıdı mıydı? Çekti miydi? Hadi hepsi beraber cennete. Böyle şeyler varken siz hala da bir sünnete uymuyorsunuz kardeşim ya. 60-70 senedir söylüyorum ya bir takke takıma şimdi. Sakal bırakmayın hadi sakal bırakmıyorsunuz. Şalvar da giyemiyorsunuz gençsiniz. Bir takke takın başına Allah'ın sünneti üzerinde olsun. Sakal bırakmadığınız gibi dedim çok takke koyun. Allah rahmet şey yapmasın size. Zahmet çekmesin peygamberden. Hoş çekmez ama sen zahmet çekersin. Seni arayıp onu bir gün iki kişi değil ki, milyarlarca insan içerisinden seni çekip oluyor. Hesap et şu mahşeri, bir miting oluyor da kalabalık oluyor, nasıl kayboluyorsun? Bunun için nasıl bulacaksın Ahmet-i Mehmet'i? İşte Peygamber ben de bunu söyledi. Ya Ayşe dedi, onları merak etme, onların başlarına dedi. Hepsinin başına bir altına cennet tacı olacak dedi. Evet. Böyle uzun ömürlü yaşamanın sizce sırrı, hikmeti, tabii Cenab-ı Hak muhakkak hayırlı ömür veriyor, onun takdiri de. Ama bir de insanların dikkat etmesi gereken tedbirler de var. Bunlar var. Neler? Şimdi iki türlü Cenab-ı Allah insan onun ömrünü uzatır. Evet. Birisi ona yakın olanı, daima cihat edeni ömrünü uzatır da uzatır. İkincisi de günahkar. Bakalım daha akıllanacak. Ne zaman tövbe edecek? Edecek dedi. Ona da verilme verdi. Baktıkın yok artık ondan sonra da okumadı. İki için. Ömrünün uzamanın şeysi birinci Allah'a akıl vermiş fikir vermiş. Ne diyorsun ha? Sitriye çarpma. Düşünme.
Çünkü demiri nem, insanı kan çürütür. Demiri koy neme, 50 sene sonra... Hemen küflenir. Küflenir. Ama insanı da şey yapıyor, kan, düşünce. Düşündün mü diye, ay yapamadım, alamadım, edemedim. Geleceğim ne olacak, şu ne olacak, sen, bu ne olacak? Takdiri ilahi neyse o, sen de değiştiremezsin. Yalnız iki şey değişiyor. Eğer değiştirebilirsen. Nedir? Nedir? Sana yazılmış bir ailen var. Evet. Lav-ı Mahfuz'a yazılmış sana. Ondan evleneceksin. Ama daha evlenmeden evvel yazılmış sana bu ama sana öyle oyunlar oynuyor ki geldikten sonra daha gelmeden. Ama nişanlısın, sözleşmişsin. Gelecek de yani. Seviyorsunuz da birbirinizi. Sana öyle oyun oynayacak mı? Senin daha gelmeden seni üzmeye başlıyor. İbat diyorsun ya Rabbi. Seviyorsunuz da birbirinizi. Sana öyle zulümler, öyle sana cezalı verdiriyor ki. Her türlü olabilir. Başıma geldi birine de onu anlattım, onun için anlatıyorum ben. Ne yapıyor? O zaman el açıp dua ediyorsun. Dua ediyorsun. Dua kabul değil. Silmez. Nereye gideceksin? Evliyaullah'a. Ya Rabbi senin yüzü hürmetine bana bu hanım böyle yapıyor daha gelmeden. Yine bu yazılmış. Ama arada pazartesi perşembe günler yatırdı bu istihaya. Pazartesi ona yattım. Salı şey perşembe İlahi Efendi yattım. O da dedi, ona da ondan konuşuruz böyle rüya aleminde. Ama iki rekat namazını kılıyorsun. Ondan sonra yatıyorsun. Hiç kimseyle konuşmadan. Sen de yapabilirsin. Herkes yapabilir ama. Evet. O da dedi ki ben yapamayacağım dedi. Dedi Ankara'ya şey gideceksin. Hacı Bayram Veli'ye. Allahu Ekber. Bu da kolay iş değil ki. Ertesi perşembede onun aldım şeyini. Namazını kıldım, yattım. Onunla konuştuk. O da daha dedi ki biliyorum niye geldin dedi. Hiç bana şey yapma dedi. Sen dedi bakı kaydeden doğru dedi Mevlana Hazretleri'ne gideceksin. Konya'ya. Allah Allah. İşte pazartesi günü, ertesi pazartesi bak kaç geçiyor. Haftadaki gün bakabiliyorsun. Zaten. Evet. Gittim. O da dedi ki biliyorum niye geldin dedi. Ama dedi boş. Ne yapacağım ya? Şeyim. Dedi sen dedi Peygamber Efendimiz'e gideceksin. Nereye? Ravza'ya. Ravza-i Mutahara'ya. Biliyorum diye niye geldin dedi. İnşallah da git ona müjde versen dedi. Onu ondan sildireceğim Cenab-ı Allah'a. Allah'ın sevdiği kullarına bir şekilde isnat ederek, onlardan himmet isteyerek dua etmek lazım. Evet, dua ediyorum. Ama lahf-ı mahfuz'a yazılan şeyi kimse sildiremiyor Peygamber Efendimiz. Ama ona gitmek kolay bir iş değil. Evet. Hesap et, kaç hafta oluyor? Ay 4 sefer oldu değil mi? 4, 6, 8 sefer. Ya. 8 sefer şey yattım da, böyle ettim. Kolay bir iş değil. Hiç konuşmayacaksın. Namazı kılıp yattığın sonra hiç. Yanında kimse olmayacak. Karanlıkta olacak. Evet. Işığı yakmadım hiç. Yakma dediler. İtişareler namazı böyle dedi. Konuştuğun zaman bir hayırlı işin, bir şey için tam ışıkta yapmayacak. Işıkta yapmayacak. Karanlıkta. Sessizce yatacaksın. Ya Rabbi benim için bu hayırlı olacaksa sen bana rüya alemde gösterecektin. Allah iyi ve kötü yüzünü. Alemde nedir? Evlenmede olur, bir mal almada, satmada da olur. Efendim, başka bir şeyde, bir işin için. Ya Rabbi benim bu işim olacaksa sevdiklerini göster bana ya Rabbi. Bu namazı onun yerine kılıyor. İstiharenin şartlarını yerine getireceksin. Ondan sonra Cenab-ı Allah sana. Ama bu kötü de çıkabilir. Sen istedin bir ev istedin, ya bir daire istedin, ya bir hanım istedin, ya başka bir şey almak istedin. Ya Rabbi benim için hayırlı olacaksa bana göster ya Rabbi. Sevdiklerim. Ne gösterecek sana?
ya Mekke Medine gösterecek, ya Peygamberimiz gösterecek, ya da iyi, güzel, bağlık, bahçelik, şenlik bir yer gösterecek. Allah'ın hoşlandığı şeyde. O zaman o işi okey dersin. Evet. Evet. Hiç tamam. Böyle duydunuz mu sizin bir yıkıda böyle görmedin? Duyuyoruz işte, ne mutlu bize. Dünle bugünümüz eşit değil. Bir şeyler öğreniyoruz elhamdülillah. İnşallah. Mezara ama kadar bunu, ilim. Bu hikaye değil ha. Hikaye değil, dinleyip de yazmış ya. Hakikatler bunlar ya. Ehli tahkikin müşahidatı. Ha. Müşahide gidilmiş, ölmüş, evet. Duyulmuş. Canlıyım bak. Elhamdülillah. Ben bunları uydurabilir miyim hiç? Haşa. Benim sana yerim ne olur? Allah muhafaza. Bak adahu minen nar. Cehennem izin verecek abi. Allah muhafaza, evet. Evet. Efendim sizler de bize dua edin. Duanı zaten ümmetim amet. Rabbim hayırlı hizmetlerde bizlere istihdam etsin. Zaten dua ettiğimiz şeyde Allah'a çok şükür. Hiçbir tanesi de her şey yapmadı. Allah'a çok hamd sana olsun. Evet. Biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadis-i şerifinde diyor ki beli bükülmüş ihtiyarlar olmasaydı işte malum süt emen bebekler olmasaydı devam ediyor hadiste belalar üzerinize sel gibi gelirdi diyor. Rabbim sizler sayesinde bizlere de rahmetini esirgemiyor. Hadistir bu. Evet, evet. Bir tane daha anlatayım. Şimdi biz çocuk doğar doğma niçin ağlıyor? Çocuktu değil mi? Doğdu ağlıyor. Hiç kimse sordu mu niye ağladığını bilmiyor. Bilmez ki ne soracak. Anne baba etrafındakiler seviniyor ama o ağlıyor. Ağlıyor. Neden ağlıyor? Sorsana niçin ağlıyor? Rahmi maderden bilmiyorum niçin ağlıyor? Cennetten geliyor o. Ana karnı cennet. Çünkü her şey ona hazır geliyor. Cennet de işte böyle. Her şey lütfedilmiş orada. Her şey ona lütfedilmiş. Hastalık yok, bir şey yok, hiçbir şey yok. Canı istediği zaman süt ağzına geliyor, yiyici ağzına geliyor. İşte cennet de böyle. Göbekten besleniyor zaten. Evet. Artık göbekten besleniyor. Ağzından besleniyor, nereden besleniyor belli değil. Evet. İşte çıktıktan oradayken çıkarken ufalıyor. Ana rahmine çıkıyor. Orada 35 yaşındaki aklınla cennette yaşıyor. 33 yaşındaki aklınla. Evet. Annenin karnı cennetin bir köşesi, bir şeyli şubesi. Bütün ana karınları hep şubedir, cennet şubesidir. İşte orada neden? Hep kendi Allah tarafından beslendiği için orada. Hastalığına kalk bir şey yok, hiçbir şey yok. Peygamber Efendimiz bir ihtiyar hanımefendiye mülatefe yapıyor ya, sen diyor cennete giremeyeceksin. O da ne diyor? Sen diyor bu halde giremeyeceksin. Tabii. 33 yaşına gireceksin. Ya evet. Rabbim inşallah rahmetini esirgemesin. Cennete layık fiiller nasip etsin bize. Amin. Amin. Bilerek, isteyerek, arzu evet. Ederek Rabbimin arzu etmediği şeyleri işletmesin bize. Amin. İnşallah. Evet. Elimizde. Elimizde ama nedense Şeytana Hileleri diye bir kitap var bende. Evet. Onu okuyorum. Ona mağlup oluyoruz zaman zaman. Ama şeytan öyle giriyor ki, öyle giriyor ki kanının içine giriyor kanına. Kanın içine mi dolaşır, benim avarelerim dolaşır diyor. Onu her türlü fena yaptırmak için. Evet. Sizin aile hayatınızda bir cennet hayatı gibi mi? Valla yani öyleyse bence öyle yine bu hayatı beğenmiyorum. Ya bu kadarsa yine beğenmiyorum çünkü. Orada bir de var kötülük görmeyeceksin. Kötülük görmeyeceksin. Kötülük işlemeyeceksin. İşitmeyeceksin. Bakmayacaksın. Aile hayatı cenneti ancak o çocuk gördü. Çıktı ağladı. Biz şimdi çok ağlayıp az gülmemiz lazım. Buradan hayatı belli. Ama iyi yaşa. Ama sıklıktan yedir. Ama bulduktan yedir. Yine ağlamamız lazım. Gülmek yok. Neden? Cennet var cennet. Hakiki cennet var. Hiç ağlamayacak, üzülmeyecek, ihtiyarlamayacak, pislenmeyecek bir cennet var. Burada pisleniyoruz da, yiyoruz da, içiyoruz da, bakıyoruz da, görüyoruz da, her türlü lanetleri yapıyoruz. Allah muhafaza, evet. Ama meleklerden daha üstün oluyoruz.
bunları terk edip de bir başka Rabbime kul olabilirsek. Sen, ya Rabbi, senin kulunu alalım ya Rabbi. Bana bir kulun desin yeter. Ya. Kulun dedi mi iyi bitti işte. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş. İşte öyle kulak olmaz abi. İnşallah. Çok şeyler var. Hangi bir namazın neler var? Hadis, o kadar çok hadisler var. Allah razı olsun.